Evet, herkese günaydınlar arkadaşlar. Yine uzun bir aradan sonra tekrardan videoyla sizlerin karşınızdayım. Tabii ki öncelikle üzerimdeki tişörtten bahsetmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti onun sayesinde, onun ve arkadaşlarının sayesinde Kürt'ü, Türk'ü, Çerkez'i, Yahudisi, Ermenisi, bu topraklar üzerinde yaşayan herkesin oluşturmuş olduğu ordu ile başında ölümsüz insan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan savaşlar ve bizim bugünümüze huzur içinde yaşamımızı sağlayan o insanlara minnettar olsun. Huzur içinde uyusunlar. Onlar olmasa elbette bizler burada ne doğru dürüst yaşama hakkına sahip olabilirdik, ne kendi dilimizi konuşabilirdik, ne de camilerimizde Kur'an-ı Kerim okutulabilirdi. Başka ülkelerin ellerinde, başka diller adı altında yaşıyor olacaktık belki de. O yüzden atamıza, onun arkadaşlarına ve tüm diğer atalarımıza Cani Gölü'nden çok teşekkür ediyoruz, teşekkürler ediyoruz. Arkadaşlar, biliyorsunuz ki Ukrayna büyük bir savaşın içerisinde halen devam ediyor. 212. gün bugün itibariyle arkadaşlar, savaşın devam ettiği süre. Maalesef Rusya'nın saldırganlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırışının 212. günü şu anda ve devam etmekte. Ülkenin doğu kısmında özellikle. Şu anda tabii ki ülkenin batı kısmında ve başkent Kiev'de hayat normal bir şekilde devam etmekte. Okullar açıldı, okullar açıldı, futbol ligleri başladı, kafeteryalar ve restoranlar şu anda açık. İnsanlar ne olursa olsun savaşın içerisinde devam etse de hayatlarına devam etmek istiyorlar. Tabii ki zor şartlar da altında maddi ve manen hayatlarına devam ediyorlar arkadaşlar. Biz de bu süreçte yaklaşık 5 ay geçik bir süredir bulunduğumuz bu yerde özellikle sıkıntılar içerisinde yaşamaya devam ettik. Ülkemizde tabii ki bulunduğumuz süre içerisinde zorluklar yaşadık. Her insan gibi. Çünkü sonuçta biz de burada Ukrayna'dan gelmemizden dolayı bir kurulu düzenimizin olmaması sebebiyle çok zorluklar çektik arkadaşlar. Şu anda tabii ki yakın zaman içerisinde de artık dönmeye karar verdik. Döneceğiz. Tekrardan hayatımızı devam ettirebilmek anlamında Ukrayna'ya dönmek istiyoruz ve yaşadığımız bölgede, yaşadığımız yerde hayatımıza devam etmek istiyoruz. Tabii ki sonunu çok fazla düşünemediğimiz bir zaman tüneli içerisinde şu anda gitmekteyiz. Buradaki amaç, bizim tabii ki dileklerimiz savaşın bir an önce bitmesi, sonlandırılması, insanların tekrardan yaşadıkları alanlarda hayatlarına devam etmesi. Ama şu an için tabii ki bunu söylemek çok zor. Savaş hemen yarın öbür gün bitecek diye bir olay yok. Bu anlamda en azından durdurulması anlamında özellikle Rusya tarafından güzel haberler bekliyoruz. Çünkü bu savaşın bitmesi, dünya barışının sağlanması bizim gibi savaş yanlısı olmayan insanlar için çok önemli. Arkadaşlar, tabii ki son dönemde özellikle bu birkaç gündür Rusya'nın yapmış olduğu açıklamalar, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yapmış olduğu açıklamalar, ülkeyi, Ukrayna'yı, hatta Rusya Federasyonu'nu, hatta Avrupa'yı, hatta diğer birçok ülkeyi tedirgin hale sokmuş durumda. Biliyorsunuz ki şu anda Vladimir Putin'in yapmış olduğu konuşmanın sonrasında özellikle ülkenin, Ukrayna'nın doğu kısmında ya oluşan ve devam eden süreçte biliyorsunuz ki son dönemde Ukrayna çok fazla canla başla savaşmasından dolayı bayağı bir püskürtmeler oluştu ve neredeyse vermiş olduğu toprakların birçoğunu geri aldı. Şimdi de Rusya tekrardan doğu kısmına askeri bir yardım etmesi söz konusu olduğundan dolayı, böyle yardım artık diyoruz buna, tabii ki yardım değil ama bu konu adı altında kısmi seferberlik ilan etti ülkesinde arkadaşlar ve 300 bine yakın insanı askere çağırdı.
Bu olaylardan sonrasında Rusya içerisinde halk çok büyük tedirginlik yaşamaya başladı. Hatta şu birkaç gündür ve hala devam ediyor, uçak seferleri çok fazla arttı. Özellikle ülkenin başkentinden Antalya'ya, İstanbul'a, Türkiye başta olmak üzere diğer hatta Afrika ülkelerine ve Rusya'nın işte Rusya'ya ambargo uygulamayan, özellikle uçuşlar anlamında ambargo uygulamayan diğer ülkelere geçişleri şu anda başladı çok fazla. Ve halk çok büyük bir tedirginlik içerisinde kaçışmaya devam ediyor, devam etmekte. Çünkü buna inanıyorum ki Rusya'nın içerisinde de insanlar savaşı istemiyor. Birçok insan, birçok kısım savaş yanlısı değil. Ve hatta benim konuştuğum birkaç kişiyle bizim Ukrayna halkıyla, Ukrayna'nın insanıyla hiçbir sıkıntımızın olmadığını ama savaşın bu süreçte devam etmesinden dolayı da çok kaygılı olduklarını söylüyorlar. Bunun dışında dediğim gibi çok fazla tedirginlik var Rusya içerisinde. Kısmi seferberlik ilan etmesi sebebiyle Vladimir Putin'in ve ayrıca konuşmalarında işte blöf yapmadığını ve ayrıca gerekirse ülke topraklarını korumak amacıyla nükleer silahları da kullanabileceğini söylemesi sebebiyle dünya şu anda tam bir istim üzerinde. Bütün bunların içerisinde bizler de yaşadığımız Ukrayna'ya, başkent Kiev'e dönmeye karar verdik. Tabii ki süreci takip edeceğiz. Şu anda süreç gayet normal bir şekilde özellikle Kiev içerisinde devam ediyor. Ama tedirginlik her zamanki gibi yine en üst seviyede. Bu anlamda buradaki süreci tabii biz de takip edeceğiz. Durumumuzla alakalı, oraya gidildikten sonraki kısımla alakalı eğer herhangi bir kötü durum söz konusu olduğu vakit tekrardan tabii ki o anki durumumuzu tekrardan gözden geçireceğiz arkadaşlar. Onun dışında tabii ki dileğimiz ve umudumuz iyi olması sebebiyle dileğiyle zaten iyi olduktan sonra her şey normale zamanla dönecektir diye düşünüyorum. Buradan gidişlerle alakalı arkadaşlar tabii ki biz de şöyle karar verdik. Özellikle dönüşlerde Türk vatandaşlarının sıkıntılar yaşadığını tabii ki biliyoruz. Özellikle transit vize uygulamalarında Bulgaristan ve Romanya üzerinden transit vize alımıyla alakalı gerçekten çok büyük zorluklar yaşanıyor. Tabii ki bazıları yazıyor, abi diyor çok kolay, sen niye alamadın, sen niye uğraşamadın. Biz de bu yollara giriştik fakat dediğimiz gibi belki de maddi kısımla alakalı sıkıntılarımızdan dolayı normal yolla almaya çalıştık ve bize normal transit vize uygulaması şu an için vermediler. Yani randevuların olmadığını söylediler Bulgaristan Konsolosluğu Büyükelçiliğinden. Randevuların işte atıyorum Ekim ayında, Kasım ayında olabileceğini söylediler. Yani çok uzun bir zaman dilimi. O yüzden de biz de fazla beklemek istemediğimizden dolayı otobüs yolculuğundan vazgeçtik. Uçakla gitmeye karar verdik. Uçakla da bildiğiniz gibi Türkiye'den Moldova'ya, Kişinev'e, Kişinev'den de arkadaşlar Kiev'e otobüsler var ve tren yolculukları bulunmakta. Bu şekilde siz de yolculuğunuzu yapabilirsiniz. Tabii ki süresiz oturum izni ile alakalı şöyle, süresiz oturum izni olanlar özellikle ve orada yaşıyor olanlarla alakalı öncelikler, tabii öncelikli olanlar girebiliyor. Özellikle Ukrayna sınırından. Belki Moldova'ya girişlerde bir sıkıntı yaşamayabilir vizesi olmasa bile ama Ukrayna'ya girişlerde mutlaka arkadaşlar sizden oturum izni veya buna benzer başka belgeler ibraz etmenizi bekleyebilirler. Yani böyle elinizi kolunuzu sallaya sallaya biyometrik bir kimliğinizle girme şansınız ben çok az diyorum. Yani girerseniz de mutlaka bir şey ibraz etmeniz gerekiyor. Lütfen bunlara dikkat edin. Tabii sonuçta benim de orada uzun yıllar yaşamama rağmen biz de endişeliyiz. Biz de hayırlısıyla huzurlu bir şekilde girmek. Girdikten sonraki süreçte de orada durumumuzu savaşın dolayısıyla devam ettirmemiz gerekiyor. Artık inşallah hiçbir sıkıntı yaşamayız. Sonuçta orada çalışmak, işler kurmak, yeniden hayata tutunmak anlamında çaba göstereceğimizden emin olun. Ama gidişat tabii ki çok kötü olursa takdiri ilahi hayatımızı artık başka türlü yönlendirmemiz de gerekebilir. Ama bunu hiç kimse istemediği gibi ben de istemiyorum. Bu anlamda şu an için durumlar böyle. Arkadaşlar dediğim gibi başkent Kiev'de özellikle Kiev içerisinde ve ülkenin batı kısımlarında işte Lviv'e kadar olan kısımlarında şu anda hayat çok sakin, huzurlu bir şekilde devam ediyor. Huzurludan kastım insanlar işlerine gidebiliyor. Yer yer açık. Kafeteryalar açık. Lig maçları oynanıyor. Ama ülke siyasetinde, ülkenin tabii ki insanların kafasında
Ve bizde de var bu olay tabii ki. Kafamızın bir köşesinde her zamanki bu savaş senaryoları. Acaba ne olacaklar? Acaba Putin nükleer bir saldırıda bulunur mu? Ve savaş başlatır mı? Çünkü bu sadece Ukrayna için değil, Türkiye'yi de içine alacak olan bir durum arkadaşlar. Emin olun savaş hiçbir zaman iki türlü olmaz. Savaş her zaman çok yönlü olur. Sadece bir iki ülke arasında değil, kenardaki ülkeleri de sıçrayan bir savaş olur. Bu anlamda hiç böyle bir şeye girişmesini istemem Rusya'nın. İnşallah akıllı ve mantıklı bir kararlar çerçevesinde bu işi uzlaşma yönünde giderek en azından savaşın durdurulması anlamında, artık bitirilmesi anlamında kararlar alınır. Dediğim gibi durumlar şu anda böyle. Tabii ki videolar paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Özellikle yol istikametinde olsun, giderken olsun ve gittikten sonra da başkent Kiev'de oradaki hayatla alakalı sizlere videolar paylaşmaya devam edeceğim. Sağlıklı, bir sıhhatli bir şekilde öncelikle hayırlısıyla gitmeyi Allah nasip etsin. Ondan sonrasında da huzurlu bir şekilde hayatımıza devam ettiğimiz sürece ben yine de özellikle haberlerle alakalı, gelişen olaylarla ilgili ve oradaki son durumlarla alakalı sizlere haberler vermeye devam edeceğim arkadaşlar. Her şeyin hayırlısı, her şeyin güzelini istiyoruz. İnşallah bu anlamda birkaç insanlar yüzünden dünyamız mahvolmaz, dünyamız daha kötü bir duruma düşmez. Çünkü çok fazla insan var ki biliyorum hiçbir zaman savaşı tasvip etmiyor, huzur içinde yaşamayı istiyor. Bu Rusya'nın içerisinde de böyle, Ukrayna'nın içerisinde de böyle. Dediğim gibi savaş hiç kimseye faydası olmayan bir sıfat arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.